İsmini aldığı Karamanoğulları Beyliğine başkentlik yapan Karaman, Yunus Emre ve Mevlana gibi önemli değerlere sahip. Ayrıca binbir kilise ve manazan mağaralarıyla da birçok medeniyetin beşiği olduğu bilinen bir gerçek. Peki tarihi geçmişi ve arda kalan kültürel miras düşünüldüğünde Karaman ne kadar tanınıyor? Karamanlıyım dediğim zaman bir ön yargı oluşuyor. Şehir bir köy olarak görüyorlar. Hani pek gelişmemiş bir yer olarak görüyorlar. Ben geçenlerde Adana'ya gittim. Konya Karaman mı diyorlar bana. Karaman daha bilen yok. Dışarıdaki insanlar daha plakayı bilmiyor. Karaman'ın 70 plaka nereye ait olduğunu bir tanıtım yok. 1989 yılında il olan Karaman, turizmin cazibe merkezlerinden biri olması gerekirken Türkiye gündeminde daha farklı olaylarla anılıyor. Günümüz yaşantısı görkemli tarihimizin önüne geçiyor. Gün yüzüne çıkmamış çok tarihi yerlerimiz var ama hiç tanıtılmıyor. Tanıtılmıyor yani. Biz bundan hiç şey değiliz, hoşnut değiliz yani. Tartan konağı Taşkale Tahıl Ambarları. Piri Reis, Kazım Karabekir ve daha birçok tarihi mekan ve de şahsiyet hak ettiği değeri alamıyor. Yaşadığımız şehir daha iyi anılsın, örnek bir memleket olsun diye birçok tarihi ve kültürel mirasa sahip Karaman'ın kabuğunu kıralım. Taşkale öyle değil mi? Girişte kocaman güzel bir şey var. Orada Atatürk portremiz var ama sadece portrede kalmış yani. Ne var başka? Divle peyniri diyoruz en basiti. Turizmin en büyük şeyi olarak, sonuçta bir illaki bir yer olarak değil, taş bina olmasın yani, dört tane duvar değil bizim turizmimiz. Divle dünyanın en güzel peynirleri arasında seçildi. Bakın bunun bir tane standı görebiliyor musunuz ya da bir satış noktası? Bir zamanlar Bizans, Roma ve Hitit medeniyetlerinin hüküm sürdüğü Karadağ önemli bir inanç merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Haç bölgesi olarak da düşünülmüş çünkü burada neyi anlıyoruz? Aziz Pavlos. Biliyorsunuz Aziz Pavlos burayı iki kere ziyaret etmiş ki özellikle o bölgeyi, Barata denen şehri, maden şehri bölgesindeki Hristiyanlığı ilk tanıtımının yapıldığı, belki ilk kiliselerden birinin kurulduğu yerdir. Binbir kilise gibi bir tarihi dokuya sahip olan Karaman'daki inanç turizminin daha iyi noktalara getirilmesi gerekiyor. Çünkü orada çok sayıda kilise, şapel, bazilika türü dini yapılar var. Ki onun içinde ismi Binbir Kilise olarak anılmış. İnsanlar orada artık sadece ibadet olarak düşünmemişler. Aynı zamanda bir ruhban okulu biçiminde de eğitim yeri olarak da inancın merkezi olarak düşünülen bir yerdir. Karadağ'ın daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini dile getiren araştırmacı yazar Osman Ülkümen izlenecek yol haritasını çizdi. Mesela Antalya'dan gelen turistler hep Konya üzerinden Aksaray'a, Ihlara bölgesine geçiyor. Biz oradaki tur operatörlerini Karaman güzergahından geçirerek bu inanç turizmini de geliştirme imkanımız artar. Karaman'ın tarih merkezi olduğunu aktaran araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım, kentimizin İstanbul'dan farklı olmadığını ifade etti. Karaman'ın ne kadar köklü bir tarih olduğunu ve bir tarih kenti olduğunu bilmek için Türkiye'deki belli başlı bazı şehirlerle karşılaştırma yapmak lazım. Karaman, İstanbul, Bursa, Erzurum, Konya, Kayseri gibi kendinden kat kat büyük şehirlerle aynı tarihi köklere sahip, aynı şekilde tarihi mirasa sahip bir şehir. Doğru projelerle turizm potansiyelinin istenilen seviyeye çıkacağını işaret eden Yıldırım tavsiyede bulundu. Dünya nasıl yapıyor, büyük şehirler nasıl yapıyor? Bunlara bakaraktan kendi şehrimize modellemeler yapmalıyız. Yıldırım, Karaman'a gelen yerli ve yabancı misafirlerin taleplerini karşılamak için yapılması gerekenleri sıraladı. Gelen turist sadece tarihi mekanları mı görecek? Gelen turiste yemek arz edebiliyor muyuz? Turistin istediği şekilde beklediği yemekler var mı? Gelen turiste hediyelik eşyamız var mı? Bunun gibi turizm sektörünün alt faaliyet alanlarıyla ilgili şehir, insan hazır mı? Bunu çok yönlü düşünüp çok yönlü değerlendirmek ve buna göre de projeler geliştirmek gerekiyor.